Babamı hava almaya çıkaracaktım dışarı ama siz herhalde bizim bir şeyler sakladığımızı falan düşündünüz. Gereksiz. Değil mi? Siz bizim kaçacağımızı falan mı düşündünüz? Ne yaptınız ya? His mi bu nedir? Ben şimdi bu meseleyi seninle burada baş başa tartışmayacağım. Savcının senden %100 sorumlu ya. O gelsin, öyle konuşacağız. Tek başımıza değil. Sara Hanım sizi bekliyor. Hayırdır bu çocuğun ne işi var bu sorgu odasında? Ben neden apar topar çağrılıyorum? Ne oluyor? İkinizin bana anlatmak istediği bir şey var mı bugün mesela? Sen bizi sorguya mı çekeceksin? Sen bu çocuğun sorumluluğu %100 bende demedin mi? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Nedir bir planınız mı var? Benim haberim yok. Sen ne diyorsun ya? Ne anlatıyorsun? Zinciri bende ama haberim yok mu diyorsun? O mu yani? Ben de yedim. Al hayır. Bakalım. Bak buraya. Barış İlker. Arslan İlker'in oğlu. Yiğit Mertoğlu'nun da yakın akrabası. Kim bu ya? Ben tanımıyorum bunu. İşte sen tanımıyorsun ama o tanıyor. O tanıyor hem de. Nasıl tanışıyor biliyor musun onunla? Gidiyor, herifi bizden habersiz alıkoyuyor. Operasyonun yönünü değiştiriyor, içine ediyor. Acil olarak görüşmemiz için yeterli değil mi sence? Yahu Selçuk Taşkın iyi niyetiyle operasyona dahil olmak istemiş. Tamam mı? Gitti. Orada da her şey ters tepti. Biz de babamızı alıp çıkmak durumunda kaldık oradan. Ne yapsaydık ben anlamadım. Pardon, babanın operasyondan niye haberi var? Yahu Selçuk Taşkın bu camiada lafı geçen, sözü geçen insanlardan biriydi vakti zamanında. Tanıdığı bir sürü eşi, dostu yok mu bu adamın? Var. Belki bir isim tanıdık gelmiştir kulağına. Ne bileyim hani şudur şudur daha işimizi kolaylaştırır diye ben Selçuk Taşkın'a söyledim. Söyledim ne var yani söyledim. Ben danışman aramıyorum. Ararsam da sana sormam. Tamam, babana bu mevzudan uzak tutacaksın. Belli ol, tamam. Bu herifi nerede tutuyorsunuz? Şahsen sağlığı saati gayet yerinde hiç. Yani merak edeceğiniz bir durum yok ortada. Nerede tuttuğumuz da bize kalsın. Ama gayet iyi yani, ondan emin ol. Gerçekten. Başına da bir şey gelmeyecek, garanti ediyorum. Bak, kılına zarar gelsin. Seni yakarım. Akgün, silerim seni. Anladın mı beni? Savcım, savcım anladım. Söyler misin savcım? Anladım. Kendisini iletebilir misin? Ya tamam anladı çocuk. Sen neyi kovalıyorsun ya? Çocuk anladı, tamam. Bu tür operasyonlarda böyle terslikler olabilir, tamam. Bu kadar uzamasın ya. Gitmiş bize işimize yarayacak bilgi getirmiş mi getirdi, bitti. Sevkiyatın yerini, zamanı, her şeyi biliyoruz, tamam. Uzamasın konu. İşimize dönelim lütfen ya. Bir daha planın dışına çıkmak zorunda kalırsa bize danışacaksın. Anlaşıldı mı Akgün? Anladım. Güzel, bravo. Çıkar şimdi telefonu. Çıkar, çıkar. Ara. Cihan Sancaktar'ı ara. Ara. Devam ediyoruz. Yapman gerekeni yapacaksın. Devam diyorsun yani. Evet, devam diyorum. Tamam, ararım onu ben birazdan. Yok, hayır burada. Şimdi ikimizin gözünün önünde yapacaksın. Haydi. Bu defa işi batırma. Prosedüre göre ilerleyeceksin. Anlaşıldı mı Akgün? Anlaşıldı, tamam. Anladım. Güzel. Savcım, denetim sende. Ben konuşup geliyorum. Dinlendiklerini biliyorlar. Şimdi bu kadın bizi dinliyor. Yüksek ihtimalle de verdiği kripto telefonlardan dinliyor. Senin babanla beraber kaçacağını düşündüğü için de apar topar seni buraya çağırdım. Nabzımızı ölçmek istedim. Yukarıda da konuyu değiştirdi zaten. Dikkatimizi dağıtmak istedim. Dikkatlerini dağıtabildim mi bilmiyorum. Ama sanmıyorum. Selim Kara onları dinlediğinden şüphelendi. Sonra Akgün'le babası kaçıyormuş gibi oyun kurdu. Bilmiyorum işleri lehime çevirebildim mi emin değilim. Ne yapacağız peki savcı? Plan ne? Vallahi şu anda yapacak bir şey yok. Normal davranacağız. Hiçbir şey yokmuş gibi davranacağız. Dikkat çekmeyeceğiz. Savcım bu kadın manyak mı? Bu kadının istediğine, derdine ben anlamadım gerçekten. Şimdi aramızdaki ilişkiyi merak ediyor olsa diyeceğim niye merak etsin? Şu yüzden merak ediyor. Olabilir. Yani biz acaba bu kadından bir şey saklıyor muyuz? Kendinden bir şey saklayıp saklamadığımızı öğrenmek için hani dedirmiş olabilir ama bu niye bu kadar masrafa girsin ki anlamadım yani. Onu bilmiyoruz da şu anda.
Bilemeyiz. Bilmeye çalışmak, öğrenmeye çalışmak da bir risk. Bizim şu an yapacağımız şeyler belli. Babanla seni çıkaracağız deme de. Babanla seni çıkaracağız. Savcım biz nasıl çıkıp gideceğiz? Herkesin gözü bizim üstümüzde. Allah aşkına biraz mantıklı konuşalım ya. Benim bir planım var. Selim Kara'nın ilk planı Akgün ve Selçuk Taşkın'ı kaçırmak olacak. İlk yapacağı bu. Kendisi kaçamaz. Mümkün değil. Canan'ın katilini bulamadığı için şu an kafası karışık. Allak bullak olmuş vaziyette. O yüzden kaçmaktan alıkoyacaktır bu durumu. Bak bizim bu kadar radikal bir plan yaptığımızı bu kadın anlamıyor. Savcım deli saçması bir plan bu. Allah aşkına. Yani karşı tarafın benim teklifimi kabul edip etmeyeceği bile belli değil ya. Sancaktarlardan bahsediyorum. Edecektir. Sana ne olacak? Ben bir yolunu bulacağım. Savcım bak eğer işkillendiğin gibi derin bir mevzuysa bu mevzu. Bütün ihale senin üstüne kalacak Allah aşkına yapma. Ne olur yapma. Sen şimdi bunları düşünme. Sen sırasıyla sana tarif ettiğim şeyi harfiyen yerine getir. Bunları düşünme. Gerisini beraber halledeceğiz. Bak kaç zamandır beraberiz savcım. İlk defa verdiğin bir karar içime sinmiyor. Akgün. Al şimdi şu telefonu. Al çaktırmadan al şu telefonu. Beni arayacağın zaman sadece bu telefondan ara. Numaram kayıtlı içinde. O kriptolu telefonlardan kurtulacağız. Bununla irtibata geçeceğiz. Tamam. Peki biz yapacağımızı yapmadan yakalanırsak ne olacak? Daha doğrusu sana ne olacak yani? Elinde hiçbir şey yok. Yeterli delil yok. Halil Said'in cesedi yok. Hiçbir şey yapamaz. Hadi git şimdi. Akgün, aç kapıyı aç. Akgün aç kapıyı, içeridesin. Aç, aç biliyorum aç. Aç kapıyı aç. Akgün! Baban nerede lan? Baban nerede oğlum? Akgün baban nerede? Dışarıda. Nasıl dışarıda? Babanı niye yolladın lan dışarı? Oğlum bak telefonlarıma cevap vermiyorsun, babanı yolluyorsun gidiyor falan. Ne oluyor lan? He? Sen yaptın mı anlaşmayı bu sancaktarlarla? Yaptın mı anlaşmayı? Bak biliyorum sevkiyatı yaptınız, ondan haberim var ama anlaşmadan haberim yok. Yaptınız mı, yapmadınız mı? Oğlum bir terslik mi var lan? Bir konuş, bir şey söyle ya. Biz buradayız, gitmiyoruz. Nasıl gitmiyoruz? Sancaktarlara teklif bile götürmedim. Buradayız, Çakılı'yız. Gitmiyoruz. Sen Sare'yle mi görüştün? Niye? Sare'yle görüşmem gereken bir durum mu var savcım? Bana söylemesi gereken bir şeyler mi var Sare'nin? Hayırdır? Ne söyledi o kadın sana? Ha, ne dedi? Nasıl manipüle etti seni? Sen buna nasıl izin verdin? Senin manipüle etmesine nasıl izin verdin sen bu kadına ya? Ha? Beni niye aramıyorsun ya? Beni arayıp bu kadın benim kafamı karıştırıyor diye bana neden haber vermiyorsun? Sen bana yalan söylüyorsun çünkü. Yalan söylemiyorum. Neyi yalan söyledim? Ben farkında mısın ne yapmaya çalışıyorum? Senle babanın hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Halil Said gerçek katil mi? Canan Kara'nın katili Halil Said mi savcım? Kim? Sen bu yüzden geldin değil mi Rize'den İstanbul'a? Rize'den İstanbul'a gerçek katilin peşine düşmek için geldin sen ve benim bundan haberim yok. Bana söylemedin bunu. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bana bunu daha dün tanıştığım neydi belirsiz bir tane kadın söylüyor. Sare Akay diye bir tane kadın söylüyor bana bunu. Daire başkanı mıymış neymiş? Ben ondan öğreniyorum ya. Of. Böyle mi kurtaracaksın beni sen? Savcım beni böyle mi kurtaracaksın? Bana söylemeyerek mi kurtaracaksın? İyi, tamam. Madem açtın konuyu. Otur şuraya, konuşalım. Geç otur. Bak sen benim yüzümden katil oldun. Ben sana ne deseydim? Biz yanlış bir adamı öldürdük. Öyle mi deseydim? Bir de bunu mu yükleseydim senin üstüne? Hı? O günaha yüklenmek zaten benim boynumun borcu. Hayır, benim boynumun borcu. O günahı ben taşıyacağım sırtımla ölene kadar tek başıma. Tamam. Başka neler var savcım sakladığın?
Ya da yalan söylediğin bana. Bir şey sormuştum sana, hatırlıyor musun? Annemin katili kim diye. Sen de bu toprağın altında demiştin bana göstererek. Orada bir eksik, bir araz var mıydı savcım? Ne duymamdan korkuyorsun, anlamadım ki ben seni. Ben orada sana duyman gerekeni değil, gerçeği söyledim. O mezarın başında ben sana gerçeği söyledim. Şimdi bak, babanı alıyorsun. Kimi arayacaksan arıyorsun. Ne yapacaksan yapıyorsun. Buradan gidiyorsun. Tamam. Bunu bana bir daha söylettirme. Tamam. O gemi kalktı savcım. Başımıza ne gelecekse artık bizim burada doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız topraklarda gelecek. Senin bize yapacağın bir yardım yok. Tamam mı? Senin yardımına ihtiyacımız da yok. Var! 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 Benim yardımına ihtiyacın var! Var! Buradan gideceksin. Babanı alacaksın, gideceksin. Bak, senin önünde bir hayat var. Benim önümde bir hayat yok. Benim hayatım yok. Ben yaşamıyorum oğlum. Ben yokum, bittim ben. Sen bana dedin ya, Rize'de kafana sıkacaktın, sıkamadın. Ben sıktım. Kafama sıktım, patlamadı. Al mermi burada, al. Bak, bu mermi patlamadı. Patlamadı, ölmedim. Ama öldüm, ben yaşamıyorum şu anda. Benim bir hayatım yok. Ailemle bir hayatım olamadı. Çocuklarımla bir hayatım yok. Sakin. Tek başıma bir hayatım yok. Tamam, sakin. Bu hayatı sen yaşayacaksın. Sakin. Git buradan bak, git. Babanı alıp gideceksin. Git buradan. Sen artık nasıl istiyorsan öyle yapacaksın. Benden buraya kadar. Biz gitseydik, kaçsaydık savcım, ne yapacaktın? Gitmeyecektin herhalde. Değil mi? Kalacaktın burada. Canan Hanım'ın esas katillerini bulana kadar burada kalacaktın. Ne pahasına olursa olsun, belki yakalanma pahasına. Ben başka bir yolum yok. Savcım gözün önünü görmüyor. Rize'de sıkmışsın kafana. Çekmişsin dediği yani. Öldürmüşsün kendini. Eyvallah. Da çocukların ne olacak savcım? Diyelim ki silah patladı. Yağmur ne olacak, Altay ne olacak? Ben Yağmur'u gördüm savcım, iki defa gördüm. İkisinde de gözlerine bakamadım. Öyle bir kilometre öteden anlaşılıyor acısı. Hala anlayamamış annesinin öldüğünü. Hala şokta. Öyle garip garip bakıyor. Hiç normal değil. Sinir krizleri geçiriyor, nöbetler geçiriyor. Ne olacaktı onlar, ne olacaktı? Çocukların ne olacaktı savcı? Altay desen. Altay. İntikamını almak istiyor savcım Altay. Ne intikam? Altay delikanlı savcım. Altay annesini öldüren kişiyi bulmak istiyor. Gözünü kan bürümüş Altay'ın da. Silah peşinde koşuyor savcım Altay. Emanet peşinde. Emanet arıyor. Duydum, müdahil oldum, durdurdum. Merak etme. Ama iyi değil. Sen kendini önüne etmişsin eyvallah da, arkanda bıraktıkların ne olacak? Altay, Yağmur, onları bunu yapmaz abi. Allah aşkına, hiçbir suçu kabahat olmayan insanlar bu insanlar. Öz bir öz çocuklarım. Alo savcım. Savcım bir ses var savcım, nefesini duyuyorum, bir ses var savcım, buradayım da iyiyim de bir şey de. Akgün. Savcım dinliyorum seni, konuş savcım. Neredesin sen, ne yapıyorsun ya savcım, iyi misin?
Senden özür diliyorum. Ne için özür diliyorsun? Estağfurullah savcım, ne için özür diliyorsun anlamadım. Seni çok büyük bir günahın içine çektim. Ben bunun altından kalkamıyorum. Ben yapamıyorum. Ben iyi değilim hakim. İyi değilim. Savcım bak, biz bunları konuştuk seninle tek tek. Sen bana hakkını helal ettin, ben sana hakkımı helal ettim. Varsa tabii. Bu konuyu kapattık, şimdi tekrar açmanın bir lüzumu yok. Senin hayatını elinden aldım. Karımın hayatını elinden aldım. Ben bunu çözmek zorundayım. Bunun suçlusu benim hakkım. Bunun suçlusu benim. Savcım, ben seni öz babammışçasına sevdim. Sen ne konuşuyorsun Allah aşkına? Abuk sabuk konuşma ya. Ben bunu çözmek zorundayım. Yapma, Allah'ını sevdiğim yapma. Sen neredesin? Nerede olduğunu bana bir söyler misin sen? Çocuklarımın hayatını elinden aldım. Şimdi doğduğum yere gidiyorum Hakkı. İyi misin savcım? İyiyim. Ne oldu ya böyle? O kitlere sen mi haber verdin? Ben haber verdim savcım. Mecbur kaldım. Mecbur bıraktın beni. Neye mecbur kaldın oğlum ya? Ben bilmiyor muyum senin neye gittiğini? Baba ocağına neye gittiğini bilmiyor muyum ben senin? Dedim böyle gizemli gizemli konuştun benimle. Ben bilmiyor muyum ya? Ne demek neye haber verdin? E tamam. Doğduğum memlekete gidiyorum dedim. Babamla konuşacağım. Babamla konuşmaya gidiyordum ya. Ben bunun ne demek olduğunu bilmiyor muyum? Savcım bak, iyi bakmıyorsun sen. Hiç iyi bakmıyorsun. Ben senin gerçekten 30 sene sonra niye gidesin ya sen babanla konuşmaya? Şimdi mi aklına geldi yani? 30 sene geçmiş aradan. Ben senin niye gittiğini bilmiyor muyum? Ayrıca babanla konuştuktan sonra ne yapacaktın? Diyelim ki babanla konuşmaya gidiyordun. İnanmıyorum da. Sonra ne olacaktı savcım? Ben bilmiyor muyum ya senin sonrasında ne yapacağını? Babamla yüzleşmeye gidecektim. Konuşacaktık biraz. Onun gibi olmadığımı anlatacaktım ona. Başka bir şey yapmayacaktım. Sonra ne olacaktı? Ne yapacaktın yani? Sonra ne yapacaktın savcım? Hadi götür beni buradan. Bir hastaneye mi gideceğiz savcım? Bir böyle olmaz. Bir hastaneye iç kanaman falan geçiriyorsa olabilirsin. Yok, savcım bir otele gidelim. Bakar mısınız? Durum iyi değil mi? Ha? Boynum falan iyi mi? İyi, iyi. Kolumda bir ışıklık var ama bir şey değil ya. Allah Allah. Kimseye haber vermeseyim. Vermedim savcım. İyi tamam. Nereye gidelim, ne yapalım? Otele gidelim ya. Ya bir niye hastaneye gitmiyoruz biz seninle? Niye hemen otele gidiyoruz ya? Oğlum yok, iyiyim lan, tamam, yok bir şeyim ya. Gideyim otele. Savcım bak, bu şekilde sinmiyor içime. O zaman beraber takılalım. Ben de otelde kalayım. Tamam tamam. Vallahi bak, benim için artık endişelenme ya. Böyle bir şey değil yani, düşündüğün gibi bir şey değil. Lütfen. Nasıl bir şey savcım bak, sindiremiyorum ya. Seni böyle görmeye dayanamıyorum ya. Allah aşkına bir şey söyle. Sana bir şey söyleyeceğim. Seninle bu 3 senelik... bir süre zarfından sonra görüşmemizde eğer kalbini kıracak bir şey yaptıysam, inan ki seni düşündüğüm için yaptım. Seni korumak için yaptım. Eğer yaptığım herhangi bir şeyden dolayı kalbin kırıldıysa hakkını helal et. Allah Allah. Ya sadece var olan hakkım helal olsun sana eğer varsa. De şimdi hadi, bu lafları ben cebime koyup gidemem senin yanından ama yani. Bu şekilde olmaz. Ben seni tek bırakamam sadece. Vallahi billahi bırakmam ya. Allah Allah. Ölümü gör bırakmam ya. Veda konuşması değil lan. İçimi açıyorum sana. İçimi döküyorum. Öyle düşün. Benim içimi açacağım kimse yok şu an hayatımda. Senden başka kimseyle konuşamıyorum bunları. Bırak. Bana helallik vereyim. Helallik isteyeyim. Hakkımı helal edeyim sana. Tamam. O zaman şöyle hazır gözlerim içine bakarken bana bir söz ver, iyi ol. Tamam. Söz. Söz. Daha iyi olacağım. Hı,
Daha iyi anmak zorundayım zaten. Mecburum, başka şansım yok. Efendim? Akgün, Cihan bu Arav'ın oğlanı bırakmamıza izin vermiyor. Bekleyecekmişiz. Ne? Bir işim var şimdi. İşimi bitirip geliyorum. Tamam. Ya bin tane cevap sarama var. Ailemle birlikteydin, ne oldu, bir şey mi oldu? Savcım, içim bir taraftan rahat, bir taraftan da kafam sende. Tamam, kafam bende olmasın, sen yaptığın işe odaklan. İyiyim ben. İyi ol savcım, daha iyi ol. İyi olacağız inşallah. Beraber sırt sırta verdik, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. He. Sen hala güveniyor musun ya bana? Sonuna kadar. Bakalım, ben de işte kaldığım yerden devam etmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum. Canan Hanım yattığı yerde rahat uyusun savcım. Gereken neyse yapılacak. Biz beraber olduğumuz sürece gereken neyse yapılacak. Biz Soner'le artık legaldeyiz savcım. Silahları çıkardık belimizden yani. Bir mekan açtık. Burayı işleteceğiz inşallah. Hmm. Mekan nerede? Güzel bir yerde savcım, mekan. Hem Naz için iyi olacak. Soner elini her şeyden çektiği için kızın yüzünden tebessüm eksik olmuyor. Tamam, sen yapman gerekenleri harfiyen yerine getir. Fazla göze batma. Bu şekilde devam et. Ha? Tamam, merak etme. Daire başkanı ne durumda? Şu an net bir tavrı yok. Nasıl bir tavır takınacaksa ben de ona göre hareket edeceğim. Şu an kapatmam lazım. Selametle. Ben çıkıyorum Soner. Buradayım oğlum, tamam. Çıkıyorum, şu hastaneye gideceğim, şu oğlanın şeyine bakacağım, durumuna. Tamam, hemen geleceğim, bir şey olursa yaz. Savcım. Saray Başkan bunu direkt elden sana vermemi söyledi savcım. Ne bu savcım, ne oluyor? Savcım, ne bu? Daire başkanı sözünde durmuş. Bu Canan Hanım'ın. Artık kim olduğunu biliyoruz. Savcım, bu dosyayı bana ver, ben bulayım. Dokunmayacaksın. Savcım, bana kim olduğunu söylemen yeterli, isim ver sadece. Dokunmayacaksın. 3 sene önce seninle ne konuştuk? Saray Başkan, ne oldu bu kadar acil olan ne? Geç içeri. Geç içeri, geç. Hadi. Savcım, ne oluyor? Bu ne var? Akgün, çok az zamanımız var. Ben her şeyi anlattım. Yaptığımız her şeyi bütün detaylarıyla anlattım. Olmaz savcım, kabul edemem bunu ya. Sen tek başına yapmadın ki bir şeyi. Beni de tutuklasınlar o zaman. Alo! Savcım. Akgün, bir sakin ol. Bir sakin ol. Sen bu olayın içine dahil edemezsin kendini. Zaten Sare seni dinlemez. Artık çok geç. Ben her şeyi anlattım. Senden bir şey istiyorum. Bunu sadece senden isteyebilirim. Bunu isteyebileceğim başka kimse yok Akgün. Aileme sahip çık. Çocuklarıma sahip çık. Eğer bana biraz olsun kıymet veriyorsan, bizim seninle kurduğumuz ilişkiye biraz kıymet veriyorsan,
aileme sahip çık. Onların yanında dur. Onları yalnız bırakma. Eğer bunu yaparsan ben vicdanımın bir parça olsun bastırabilirim. Bir kere kimse çok yalnız demiştin ya, hatırlıyor musun? Evet, doğru söylüyorsun. Çok yalnızız. Ama ben kendimi yalnız hissetmiyorum. Senin varlığın olduğu müddetçe kendimi yalnız hissetmiyorum. Savcım, ne yapıyorsun sen bana ya? Bana bir söz ver. Seni hiçbir şeyin asla değiştirmesine izin ver. Söz. Ailem sana emanet. Hadi geç şimdi. Helalleştiniz mi? Bizim seninle aramızda kişisel bir husumet var. Bence bunun nedenini artık anlatabilirsin bana. Benim bu hayatta babamdan sonra en sevdiğim adamın ölüm tarihi. Senin ısrarına devam eden bir operasyonda gizli görevdeydi. Adı Ömer'di. Ömer Harmanlı. Organizeden davasına bakıyorduk. Suçluydu ama. Sizinle bir anlaşma yaptı o. Çıkmasına izin vermediniz. Benim yüzümden öldüğünü düşünüyorsun. Babam, sen... Hepiniz suçlusunuz. Hepiniz suçlusunuz. Biz ne gerekiyorsa onu yaptık. Belki de. İşte ben de şimdi ne gerekiyorsa onu yapıyorum savcı. Ama bana verdiğin sözü tutacaksın. Canan'ın katilinin kim olduğunu bulacaksın bana. Ben verdiğim sözleri tutarım. Anlaştık. Emanetim bende savcım. Aileni gözümden sakınıyorum. Gözün hiç arkada kalmasın. Biliyorum. Artık benim buradan çıkmak için bir sebebim var. Nereye koşacağımı biliyorum. Sare Başkan bunun peşini bırakmayacaktır savcım. Bırakmayacak. Allah yardımcımız olsun. Yağmur'a iyi bak. Canım pahasına savcım. Bana da savcım deyip durma. Savcı değilim ben. Ne diyeyim savcım sana? Sana ben ne diyeyim? Baba diyeceğim oğlum, baba.